Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte basit bir şekilde bir karar ağacı nasıl görselleştirilir, geliştirdiğimiz modeldeki karar ağacı nasıl çizdirebilirsiniz bunu anlatıyor olacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Biz burada şu an Scikit-learn'ı kullanacağız. Eğer bilgisinizde Scikit yüklü değilse Jupyter Notebook içinden pip install Scikit-learn şu komutu çalıştırarak Scikit-learn'ı kurabilirsiniz. Eğer ben bu kurulumu daha önce yaptığım için şu an yapmayacağım. Ve şimdi İlk önce veri setimizi çekmekle başlayalım. İlk önce yaptığım şey scikit içerisinde daha önceki derslerden hatırlayacağınız gibi e, iris data setimiz vardı ve bunu direkt buradan çekebiliyorduk. Bu şekilde ilk önce e, importlarımızı yapıyoruz ve sonrasında iris data setini e, alacağım. Bunu çalıştırdığım zaman bakın burada iris data setini almış oluyorum. E, bunu şu şekilde görselleştirebiliriz. Mesela ilk önce irisin feature name'lerini yazdıralım. Feature name isterseniz eğer burada, burada Hangi kolonların olduğunu size söyleyecektir veya aynı şekilde aynen, target names derseniz buradaki targetların da neler olduğunu yani bu biliyorsunuz ki bir machine learning projesi geliştirirken bizim feature'larımız ve targetlerimiz vardı çıkış kolonumuz. Burada da hangi değerlerin olduğunu söylüyor. Bir Değerlerimize bir bakalım. Şimdi iris data diyorum ve ilk indisine bakıyorum. Yani birinci rowda ne var? Evet birinci rowda bu varmış. Biz bunun setoso zaten olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bakalım. Hmm, iris, target diyorum ve ilk indeksteki hangi değerin olduğuna bakıyorum. Şu şekilde sıfırmış. Tabi zaten bu setoso, versikalar ve vericenekayı biliyorsunuz. Daha önceki derslerde label encoding yapılıyor. Bu veri seti direkt bizim için hazırlandığından dolayı bunlar aynı bu şekilde sıfır olarak gözüküyor. Ben de şimdi şu kısımları sileceğim. Bunların kalabalık yapmasını istemiyorum. Ve veri setimi burada almıştım. Bundan sonra yapacağım şey ilk önce e, karar aracı geliştireceğim için, yani bir karar ağacı modeli geliştireceğim için e, train ve test olarak ikiye bölmem gerekiyor. Bugün size biraz daha farklı bir teknik ve daha basit bir şey göstereceğim. Bugün sadece yapacağımız şey bir tane Setos'tan, bir tane bir tane versikalardan, bir tane de Virginica'dan alacağım. Bunların zaten hangi e, indekslerde olduğunu biliyorum. Bu toplamda inistarda setine hemen hemen artık hepimiz ezberi biliyoruzdur. 0, 50 ve 100. indekslerde yani her birinden 50'şer olmak üzere değerlerimiz vardı. İlk önce ben numpy'i içeri aktarıyorum, mp kısaltmasıyla ve sonrasında test verilerimiz için test e, indekslerinin olduğu şeyleri ayıracağım. 0'ı alıyorum, 50'yi alıyorum ve 100'ü alıyorum. Bu indekslerdeki değerleri e, train için değil test için kullanacağımı söyleyeceğim birazdan. <laughs> Şimdi train target diyorum. Yani eğitim setimin targetını alacağım. Yapmam gereken şey mpdelay değil Buradan normal veri setimizin üzerinden bunları silmek, iris target diyorum. Hangi indeksleri sileceğimi söylüyorum, npdelayt fonksiyonu bu ikisini alıyor çünkü. Burada test index diyorum. Aynı şekilde burada train data diyeceğim, npdelayt iris data test index bunları veriyorum. Fakat şunu unutmayalım, bunlar row'larda olduğu için burada aksisi sıfır vereceğim, bunu unutmayalım. Sonrasında test'leri de oluşturalım, test target. Bu da hangi değerler olacak zaten? Iris target demiştik. Burada test index yani 0'ı, 50'yi ve 100'ü de test olarak alacağım. Şunu şöyle kopyalayayım. Şu target olan bölümler zaten şimdi ne olacaktı bizim için? Zaten. Artık bunu yazdıktan sonra bakalım bir kontrol edelim. test target ne nelerimiz var. Bakın 0 1 2 test datamızda ne var? 3 tane değerimiz var. Çünkü teste 3 tane örnek seçmiştik atılacak olursanız. Gerçi buraya da çok fazla önem vermenize gerek yok. Önemli olan burada karar ağacını nasıl görselleştirdiğimizdi. O yüzden hızlı bir şekilde bir karar ağacı modeli oluşturacağım. Bunu yapmak için eskilerin altında tree bölümünü import ediyorum. Ve bir tane classifier oluşturuyorum. Tree'nin altında decision tree classifier. Buradan decision tree classifier seçtikten sonra bir tane decision tree classifier objesi oluşturdum. Ve sonrasında yapmam gereken şey zaten bütün derslerde bu zamana kadar gördük. Tree'nin data diyorum ve sonrasında tree'nin target diyorum. Yani x'ime ve y'ime veriyorum. Bakın şimdi tespit ettik. Bundan sonra yapmamız gereken şey ne olacak? Bakın bunlar test targetlarımızı bir yazdıralım. Bunlar bizim test targetlarımız. Yani bir tane sıfırdan, bir tane birden ve bir tane ikiden söylemiştik. Şimdi bir de prediction yapalım. CLF predict diyorum ve sonrasında ne vereceğim? Test atama vereceğim ki bana bunların hangisinin fayet olduğunu söylesin. Şu an üçünü de %100 doğru tahmin etti. Zaten elimizde sadece üç tane örnek vardı. Yani çok normal aslına bakarsanız böyle tahmin etmesi. Şimdi asıl önemli olan kısma geldik. Bu zamana kadar sadece bir tane karar ağacı modeli oluşturmuştuk. Şimdi önemli kısma geldik. Ben burayı şu şekilde ayıracağım. Visualize ediyorum buraya. Şimdi bu arada yani bu zamana kadarki olan kısımları sadece belki hani yeniden hatırlamak istiyorsunuzdur diye gösterdim. Önemli olan siz bir karar ağacı geliştirdiğiniz zaman şimdi yapacağım şeyleri konuşuyor olacağız. Evet şimdi ne yapacağım? Ben ilk önce matplotlib'i içeri aktaracağım. from matplotlib import pyplot as plt diyorum. Sonrasında Matplotlib'i bir içeri aktarmış oluyorum. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Bu daha demin hatırlarsanız burada eskilerin altında tree'yi import etmiştik. Bu tree'nin altında bir fonksiyonumuz var. Plot tree. Plot tree çalıştırdığınız zaman bakın bizden neler istiyor. İlk önce karar ağacınızı istiyor ve sonrasında vermeniz gereken parametreleri istiyor. Şimdi bunun üzerinden geçeceğiz. Ben eğer burada sadece CLF yazarsam yani classifier'ımı verirsem bana şu şekilde bir görüntü oluşturmuş olacak. Ve bakın burası çok küçük gözüküyor. Burada cini değerlerimiz var. Yani bu cini değerlerini ileride ne eğer anlatma fırsatım olursa onlardan da bahsedeceğim. Ama şu an sadece görselleştirmeye odaklanabiliriz. Şimdi bakın ben burada feature name'leri vereceğim ilk önce. Feature name'ler diye bir parametresi var bu arada. Triple altında bunu Scikit-learn'ın API'inden bakabilirsiniz. Benim feature name'lerim neydi hatırlarsanız. İrisinin altında feature name'sinin altında duruyordu. Ve sonrasında bu eğer kutuları yuvarlamak isterseniz Buraya rounded yazıyorsunuz ve bu değere true değerini veriyorsunuz. Sonrasında eğer bu kutudan içinde doldurmak isterseniz field parametresini aynı şekilde true diyorsunuz. Sonrasında class names yani bunların hangisine trahit olduğunu da yazmak isterseniz. Burada iris target names diyorum. Ve bir parametremiz daha var. Eğer bu görüntünün içerisinde Gini değerlerini değerlerinde okumak istiyorsanız o zaman da impurity diyorsunuz ve bunun içine de buna da true gönderiyorsunuz. Bakın şimdi bunu çizdirdiğimiz zaman round'ını yazmışım. Round'ı olacak. Bunu çizdirdiğimiz zaman bakın renklendi, köşeler yuvarlandı ve e, şu an olmuş gibi gözüküyor. Fakat bir şey eksik. Bu eksik olan şey de bunun çok küçük olması. Yani eğer ben bunu resmi yeni sekmede aç dersem bile bunun de, bu çok küçük olarak gözükecektir ve yakınlaştığım zaman da okunaklı gözükmüyor. Bundan kurtulmanın tabii ki de bir yöntemi var. Görselleştirme tarafında belki hatırlayacaksınızdır. PLT figure diye bir fonksiyonumuz var. Bu çizdirilen e, figürlerin boyutlarını veya özelliklerini değiştirebildiğiniz alanlardan bir tanesi. Ben burada fix size kısmına bir tuple'ın içerisinde 20'yi 10 gönderiyorum. Ve bu netliği de, ve bu çözünürlüğü ayarlamak için de DPI değerine 100 veriyorum. Eğer bu şekilde çalıştırırsan bakın bu görsel büyüyecektir ve yazılar daha okunaklı bir hale gelecektir. Burada ufak bir hatırlatma daha yapalım belki ihtiyacınız olur. PLT save figure dediğiniz zaman yani save figure fonksiyonu çalıştırdığınız zaman ve burada salıyorum iris png olsun ismi herhangi bir şey olabilir. Bunu söylediğiniz zaman da Burada çalıştırdığınız alanda yani bu yani Jupyter Notebook'unuz mesela benim şurada duruyor. Hemen bunun altına bir PNG dosyası olarak bunun görüntüsünü aktaracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde size bir karar ağacı nasıl görselleştirildi bunu anlattım. Bunun içinde yazan parametreleri internetten araştırıp ne anlama geldiklerini öğrenebilirsiniz ama zaten okuyarak anlayacaksınızdır. Bu sayede geliştirdiğiniz modeli çok daha iyi açıklayabileceğiniz ve yaptığınız çalışmayı görselleştirebileceğiniz ufak bir proje olmuş oldu. Herkese iyi çalışmalar dilerim.